Gerçekten ya. Yani şu kamera sistemini nereye koyduğumu bir görseniz var ya, benimle gurur duyarsınız. Selam, videonun çok küçük bir yerinde ben seslendiriyorum. Öncelikle sizlere bu Harry Potter rafını göstereceğim. Bu çanta bana yurt dışından hediye gelmiş bir babamın arkadaşı tarafından. Yine aynı şekilde zaman döndürücüyü hepsi buradan almıştım. Mürver Asa var, o da bana hediye. Ve yine arkadaşımdan hediye olan Gryffindor kupası. Her şeyi beleşe kakalıyorum ben buralarda. Ron Weasley'nin bir çizimi var. Yine aynı şekilde Draco Malfoy'un da internetten bakabilirsiniz. Harry Potter ve Sırlar Odası'nın özel baskısı var. Yine aynı şekilde Harry Potter ve Azkaban Tutsağı'nın da bir özel baskısı var. Buraya geçtiğinizde de öncelikle küçük bir mum görüyorsunuz. Asla yakmıyorum. Taş koleksiyonumdan parçalar var. Ben de manevi değer olan bir süs var. Burada rap yapıyorum galiba. Ve bir tane suluk var Çapul Caddesi'ne ait. Burada Harry Potter'ın İngilizce baskıları olan ve Gryffindor'a özel baskılar olan kitapları var. Serinin en sevdiğim kitabı olan Harry Potter ve Zümrüt Anka Yoldaşlığı ve en sevmediğim kitabı olan Lanetli Çocuk. Burada da Percy Jackson Olimposlar serisi var. Hepsi birbirinin devamı ve ayırt edemiyorum. O yüzden en sevdiğim burada yok. Burada geldiğimizde artık ben konuşuyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü editle yani bunu halledemem. Ya çok konuşurum ya az konuşurum. O yüzden şimdi buraya geldiğimizde öncelikle burada Illuminae serisi var. Hemen şöyle ilk kitabını göstereceğim. Bu seriyi çok seviyorum ama biraz karışık olduğunu bilerek başlayın. Obsidio'yu henüz daha okumadım. Replika'yı yarım bırakmıştım. İki kişinin ağzından aynı hikaye anlatılıyor. Gazap ve Şafak, Gül ve Hançer, bu ikisi birbirinin devamı şeklinde olan kitaplar ve ikisini de çok seviyorum. Binbir Gece masallarından uyarlama. Nefret ediyorum kitaplık tur çekmekten. 10 saat böyle kitapları yerine çıkarıp koyuyorsunuz ve hani kitaplık tur çekmeden önce burayı toparlamanız gerekiyor. Ve kitaplık tur çektikten sonra burası cehenneme dönüyor. Hayatın kıyısına yine okuyabileceğinizi düşündüğüm çerezlik aşk kitaplarından. Mucize'yi çok seviyorum. Özellikle ortaokula gidiyorsanız bu kitabı çok seveceğinizi düşünüyorum. Aynı Yıldızın Altında da yine beni çok ağlatan kitaplardan biriydi. Fangirl'ı henüz okumadım. Senden Önce Ben ise beni hem sonuyla çok sinir eden hem de kendine aşık eden kitaplardan bir tanesi. Kaplumbağa Kabuğunda Dünya Anlatımıyla benim en sevdiğim John Green kitabı. Eleanor ve Park ise kitaplığımdaki en iyi 3 aşk kitabına kesinlikle adını yazdırır. Ya çok seviyorum ya. Bakar mısınız? Sevdiğim Gikerele kitabına ait bir karakter var. Burada Eleanor ve Park'taki Eleanor karakteri var ve bu da çok alakasız Cinder karakteri var burada da Ay Günlükleri serisinden. Her ne kadar 3. kitaplarını çok sevmesem de burada sevdiğim Tüm Erkeklere serisi var. Bu gerçekten babasının aşk hayatıyla ilgiliydi. Yani bunu okumasanız seri çok güzel. Yine beni çok büyülemeyen ama çerezlik olarak okuyabileceğinizi düşündüğüm Her Gün. John Green'in galiba en nefret ettiğim kitabı İlk Aşk. Yani yarısına kadar bile zor dayandım. Çok çok korkunçtu. 99. gün mü? 99 gün mü? Adını hala öğrenemedim bu kitabın. Alaska'nın Peşinde de ilk yarısını çok fazla beğenmediğim ama ikinci yarısını da çok sevdiğim bir kitap oldu. Wonder Woman'da okuması çok keyifli olan Leigh Bardugo'nun yazdığı bir kitaptı. ne diyebilirim bilmiyorum başka. Mary Lou Jum'un yazdığı Batman'i henüz okumadım. Ay kolum ağrıdı. Genç Erkekler serisi sonuyla beni çok büyük hayal kırıklığına uğratan bir seriydi. Ama Gül Cemiyet'ini daha çok sevdim. Genel olarak serinin ana karakteriyle bir alıp veremediğim vardı. Burada da yine çok keyif aldığım fantastik serilerden Cadı Avcısı ve onun hemen devamında da Kral Katili kitabı var. Bu bizim hikayemiz okurken en çok keyif aldığım kitaplardan bir tanesi. Bence çok güzel bir cinayet kitabıydı. Özellikle Wildcard olmakla beraber Warcross of Wildcard serisi de benim çok sevdiğim serilerden bir tanesi. Aynı zamanda bu sanal gerçeklikle ilgili, yani eğer bilgisayara, bu tarz oyunlara falan ilginiz varsa sevebileceğinizi düşündüğüm bir kitap. Burada Ada serisi var. Ada serisinin henüz 3. kitabını okumadım. Fakat diğer 2 kitabını çok büyük bir zevkle okumuştum. Sessiz Kalma ise ırkçılığı konu edinen bence çok güzel bir kitap. Sadece biraz yavaş bir dili var. Biraz sabırlı olmanız gerekiyor okurken. Prenses ve Hayranımı henüz okumadım. Fakat Gikerella benim için çok güzel bir kitaptı. Gerçekten çok sevmiştim. Okuması çok keyifliydi ve kendine has çok güzel bir dünyası vardı. Burada ise sırasıyla Ana, Lola ve Ayla kitapları var. Ana, Lola ve Ayla'nın sırasını bana çok soruyorsunuz. Her ne kadar çıkma sırası farklı olsa da kitapların okuma sırası bu şekilde. Ama yine de ilk Lola'yı okusanız, daha sonrasında Ayla'yı, sonra Ana'yı okusanız pek bir şey fark etmez. Sadece biraz spoiler yersiniz. En sevdiğim kitabı Ana ve Fransız Öpücüğü. En sevmediğim kitabı ise Ayla ve Mutlu Son. Ayla ve Mutlu Son'u gerçekten hiç sevmemiştim. Çünkü Ayla biraz dengesiz bir karakterdi. Walter Erkekleriyle Hayatım kitabı var. Ve yine gerçekten kapaklarına aşık olduğum Hava Uyanıyor serisi var. Hava Uyanıyor'u da bu aralar çok okumak istiyorum. Bu rafa geldiğimizde de öncelikle Son ve Ötesi var. Son ve Ötesi kitabını henüz okumadım. Fakat yavaş bir dili olduğunu söylüyorlar. Biraz korkuyorum.
Gün Işığı Kızın Hayaleti de henüz okumadığım YouTuber'ın çıkardığı bir kitap. YouTuber ama hangi YouTuber bilemem. Çünkü biz Karıncayız LGBT konulu bir kitap ama ben bu kitabı pek sevmedim. LGBT konulu olduğu için değil, alakası yok. Sadece anlatım dilini sevmediğim bir kitap olmuştu. Hayalet Kalp kitaplığında en sevdiğim ilk 3 kitap arasında ikincisi kesinlikle. O kadar çok seviyorum ki bu kitabı yani. Okumadıysanız yalvarırım ki okuyun. Yine aynı yazardan sıradaki müthiş Polly Fink kitabı. Aa, burada bir tane daha bu bizim hikayemiz var. Acaba neden? Bunu bana Derya abla aldı. İstifçilik yapıyorum burada. Yine Derya ablanın çok önerdiği İsyan ve Tuzak kitapları. Bunları da çok merak ediyorum. Ay, merak ettiğim çok kitap var da işte bir türlü okuyamadım, inanır mısın? Yine Kül ve Diken, henüz okumadım. Veronica Roth'un Seçilmiş Olanlar kitabı. Bu kitap da yeni çıktı ve siz sağ olun ki bunun sonundan spoiler yedim. Biri bana spoiler verdi. Ona hala çok kızgınım. O yüzden bir cinayet kitabından spoiler yerseniz okuyasınız gelmez. O yüzden bu kitaba da hala şans veremedim. Aşk ve Dondurma'da yine İtalya sokaklarında geçen çok tatlı bir aşk hikayesi. Bunu da okumayı çok sevmiştim. Yakında yorumunu gireceğim Gençlik serisi kitabı var. 0-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 
tartışmasız bugün adım Senko'ya oldu ama yorumunu paylaşacağım için bu kitaplardan bahsetmeyeceğim. The Book of M'de yine benim çok keyifli okuduğum fantastik kitaplardan bir tanesi ama çok büyük bir beklentiyle başlamamanızı öneririm. Gözleri ne yazık ki çok fazla sevememiştim. Gecenin Hikayesi Ailemi özellikle Gençlik serisinden sonra benim aynı yazardan çıkmış ve okumayı çok merak ettiğim kitaplar arasında fantastik bir seri. Jennifer McMahon'ın öncelikle Söylemeyeceğiniz Sözler adındaki bu kitabını okumuştu ve bu kitabı çok sevdikten sonra da büyük bir umutla Neptün'ün cinayetlerine başlamıştım. Ama ne yazık ki Neptün'ün cinayetlerini pek sevemedim. Daha sonrasında burada Katiller Çetesi'nin iki tane kitabı Saray ve Isabel duruyor. İkisini de hiç sevmedim. Hiç bana göre bir seri değildi. Burada da yine Safdirin'in bir tık büyütülmüş hali olduğunu söylediğim Kanka kitabı var. Burada yine özellikle benden biraz daha küçük arkadaşlarımın keyifli okuyabileceğini düşündüm. Ölüler Konuşamaz kitabı var. Onunla ilgili de bir yorum videosu çekmiştim. Ona da kanalından bakabilirsiniz. Ya ve benim fındığım var burada. Hekate'nin Kızları. Hekate'nin Kızları'yla gerçekten çok gurur duyuyorum. Çünkü çıkmış en güzel Türk fantastik kitaplardan biri. Hatta belki de benim için en güzeli. Ne yazık ki çok fazla sevemediğim Beyza Alkoç'un 3.391 kilometre kitabı var. Yani sevmiştim ama benim için çok da mükemmel bir kitap değildi. Biraz daha çerezlikti. Daha sonrasında burada Karantina serisi var. Biliyorum çok duygulandınız. Çünkü ben Karantina 1'i çok seviyordum. Karantina 2'yi de çok seviyordum. İkisini de aşırı seviyordum. Ortaokuldayken okumuştum. Fakat Karantina 3 ile beraber seriye son verdim. Devam kitaplarını okumuyorum. Çünkü Karantina 3 beni gerçekten çok sinirlendirdi. Bitti. Onunla ilgili de bir yorum videom var. Ona da gidebilirsiniz. Daha sonrasında yine Türk bir yazarımızdan çıkmış. Allah. Daha sonrasında yine Türk bir yazarımızdan çıkmış olan Hilekar ve Lider kitapları var. Hilekar'ı sevmiştim. Fakat Lider'i pek fazla sevememiştim. Allah bunlar çıkmıyor. Buraya geldiğimizde de öncelikle Kaplan Yürekli Çocuk. Biraz daha çocuk kitabı. Biraz da değil yani. Direkt çocuk kitabı ve çerezlik bir kitap benim için. Krallığı Öldürmek kitabı var. Bunu henüz okumadım. Şu anda bu seriyi okuyorum aslında. Gölge ve Kemiği bitirdim. Kuşaklar ve Fırtınayı da bitirdim. Çöküş ve Yükseliş'in yarısındayım. Bu serinin de yorumu gelecek. O yüzden çok bir şey söylemeyeceğim. Fakat şu an için sevdiğimi söyleyebilirim. Burada da yine genel olarak seriyi çok tatlı bulduğum Ay Çöreği ve Elmalı Turta kitapları var. Ay Çöreği ilk kitap, Elmalı Turta ise ikinci kitap. Burada da yine Büşra Yılmaz'ın 4N1K kitabı var. Ortaokulda okumuştum. Okurken de çok büyük bir zevk almıştım. Betül Güçlü'nün Sarı Puantiyeli Şemsiye kitabı henüz okumadım. Yine devamında göreceğiniz şu 4 kitapta yani Bin Öpücük, Mafya, Cehennem ve İntikam. Kitapları da yine özellikle Derya ablanın çok önerdiği ve onun için okumak istediğim, çok merak ettiğim ama bir türlü zaman bulamadığım kitaplar arasında. Burada da yine yabancı yayınlarından çıkmış Ters Yüz Şatosu adında bir kitap var. Bu da sanıyorum bir çocuk kitabı. Yani ya da masal kitabı. O yüzden bunu da okumayı merak ediyorum. Çerezlik olabilir diye düşünüyorum. Şimdi buraya geldiğinizde aslında burası çok karışık ve çok altta kalmış. Bir kere burada Ölümcül Oyuncaklar serisinin ilk 3 kitabı var. Ben henüz birinci kitabını okudum. Ay ikinciyi okudum mu hatırlamıyorum. Devamında burada Ay Günlükleri serisi var. Ay Günlükleri serisini çok seviyorum. Son kitabı Winter'ı bir tek alamadım, okuyamadım. O öyle hala duruyor. Burada Pete kitabı var. Pete'yi her videoda size öneriyorum. Çok sevdiğim kitaplardan. Yine aynı şekilde Şeker Portakal da içinizi ısıtabileceğini düşünüyorum. Çok sevdiğim kitaplardan. Devamında burada Merlin var. Merlin'in de ilk kitabını, ay bunu da okudum mu gerçekten hatırlamıyorum. Çok önceden aldım. Kitaplığımın ilk kitapları falan bunlar. O yüzden hiç hatırlamıyorum Merlin'i okuduğumu, okumadığımı. Burada Karanlık Zihinler
Çember, Buz Kapanı, Ateş Çemberi var. Sadece Ateş Çemberini okumadım. Bu ikisini okudum. Biraz yavaş ilerliyorlar ama ikisinin de sonunu çok sevmiştim. Burada The 100 serisi var. Henüz okumaya fırsat bulamadım. Uyanış ve Kaçış var. Kaçışı yarıda bırakmıştım. Uyanışı da ya benim için bir kitaptı. Ana karakter biraz salak ve dengesizdi. Sevmemiştim. Burada yine aynı şekilde Çizgili Pijamalı Çocuk var. Çizgili Pijamalı Çocuğu da gerçekten çok seviyorum. Kesinlikle okumalısınız. Yine bu kitabı da gerçekten çok sevmiştim. Büşra Yılmaz'ın Kibrit Çöpü Mezarlığı kitabı var. Ve tabii ki bunun birinci kitabı olan Ölüme Fısıldayan Adam var. Ölüme Fısıldayan Adam'ı ben ortaokuldayken okumuştum. Ortaokulda çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi olmuştu ve ortaokulda olduğum için çok ağlamıştım. Şu an okusam yine o kadar sever miyim bilmiyorum ama ikinci kitap da benim için fena değildi, güzeldi. Devamında ise Tahta Oyunları var. Tahta Oyunları benim, ya açıkçası bunu yarıda bırak. Devamında burada birkaç tane 3 liraya aldığım kitaplar serisi var. Bu kitapları bkm.com'dan, BKM kitaptan 3 liraya almıştım. Her ne kadar birinci kitabında çok gülüp eğlensem de 4 Nebir Kayki maalesef o kadar fazla sevememiştim. Benim için gereksiz bir sürü küfür barındıran, yani çok da eğlenceli olmayan fakat yine de kötü demeyeceğim bir kitap serisi. Kitaptı, seri değildi. Kara Delikler yine Stephen Hawking'in eğer uzaya merakınız varsa okuyabileceğiniz kitaplarından bir tanesi. Fareler ve İnsanlar var. Bu kitabı bir kez daha okumak istiyorum. Çünkü ben bu kitabı okuyalı yaklaşık 3 ya da 4 yıl oluyor. Ön okuma baskısı bulunan Nevermore kitabı var. Ay, bacağım görünüyor. Sherlock Holmes çizgi romanları var. Bunları da yine okuması gerçekten çok keyifliydi. Bayan Peregrin'in Tuhaf Çocuklar serisinden Ruhlar Kütüphanesi ve ilk kitabı olan Bayan Peregrin'in Tuhaf Çocukları var. İkinci kitabı bende yok. Kütüphaneden alıp okumuştum. Bu seriyi çok seviyorum. Daha sonrasında devamında bir seri olan Ben Kirke ve Akilios'un Şarkısı kitapları var. Yunan mitolojisiyle alakalı yine çok sevdiğim kitaplar arasında Ben Kirke'yi yakın zamanda okumuştum. Maymunlar Gezegeni size Itaki'nin bilim kurgu serisinden en çok önerebileceğim kitaplardan bir tanesi. Cesur Yeni Dünya kitabını okumaya fırsat bulamadım. Su Adamı biliyorsunuz ki benim en sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Daha sonrasında Tanrı Olmak Zor İş, Fahrenheit 451, Kaplan Kaplan, Mars'lı kitapları var. Bunların hiçbir henüz okuma fırsatı bulamadım. Yine aynı şekilde Dune serisi de benim çok merak ettiğim ama bir türlü okumaya fırsat bulamadığım kitaplardan. Devamında Oasis ve Genesis var. Listede yine kelimeler olan muhtaçlığımızı anlatan çok güzel kitaplardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Devamında yine Genç İtmen Şeyner'den Kiraz Ağacı ile aramızdaki mesafe, Endülüs'te bir hafta, adında yine sıra dışı renkleri var. Aynı zamanda bununla birlikte de 3. kitaplığa geçmiş olduk. Şimdi size 3. kitaplığımdaki kitapları göstereceğim. Burada da yine aslında çok fazla okuduğum kitaplar yok. Yani o yüzden direkt okuduklarımdan ya da çok merak ettiğim kitaplardan bahsedeceğim size. Burada henüz yenime eli geçen elime yeni geçen elime yeni geçen Mırıldanan Çocuk kitabı var. Bu da çok güzel bir sunumla birlikte bana gelmişti. Bu tarz sunumları görmek istiyorsanız da beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Burada yine bu şekilde devam ediyor. Burada okuduğum bu kitaplar arasından ilk gördüm Felicidad Mutluluk Ülkesi. Tamamen amacı mutluluk olan bir ülkede bakanların ve oradaki yaşantıyı okuyorsunuz. Canım arkadaşımı gerçekten çok seviyorum. Özellikle yazarın günümüz sorunlarıyla ilgili kurduğu cümleler çok güzeldi. Okuması da çok büyük bir zevkti benim için. Burada yine henüz okumasam da sevgili Can Dikmen'in Mühürlenmiş Bedenler kitabı var. Bu kitabı da okumayı çok istiyordum ve çok merak ediyordum. Ama bir türlü zaman bulamadım. 13 Reasons Why var. Bu İngilizce bir kitap. Tesla'nın Kutusu da yine benim çok merak ettiğim ve bana bir şey katabileceğini düşündüğüm kitaplardan. Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır da benim en sevdiğim kişisel gelişim kitabı. Küçük Prens'in İngilizcesi var. Burada bazı şiir kitapları var. İşte Özdemir Asaf olsun, Atilla İlhan olsun, Cemal Süreyya olsun. Şimdi bu rafa geldiğimizde de yine bir tane daha Hayalet Kalp görüyorsunuz. Bu Hayalet Kalbi ben hayatıma çok değerli biri girdiğinde, yani bu illa aşk anlamında da olmak zorunda değil, böyle bir insanla karşılaştığımda o kişiye hediye etmek istiyorum. İçinde de kendim alıntılar çizdim. Yani o yüzden benim için özel bir kitap. Burada yine aslında benim henüz okumaya fırsat bulamadığım pek çok kitap var. Yani bana daha çok işte kutulardan falan çıkan kitaplar burada. Neruda'nın Postacısı kitabını size gösterebilirim. Bu da yine bana bir kutudan çıkmıştı ve gerçekten çok sevmiştim. Buradan devam ettiğinizde sizlere önerebileceğim direkt kitapları söylüyorum. Ne belki de binlerce kez bahsettiğim ve benim BKM kitaptan 3 liraya aldığım Nefretimi Alamayacaksınız kitabı. Devamında Küçük Prens var. Küçük Prens dediğim gibi hem İngilizcesini hem Türkçesini okudum. Satranç var. Satranç da benim için güzel ve etkileyici olmakla beraber yine de Stephen Zweig'ın en sevdiğim kitabı değil. Birazdan göstereceğim onu. Korku ise Stephen Zweig'ın en sevdiğim kitabı olabilir. Gerçekten okuması benim için çok büyük bir zevkti ve gerçekten o
ikilemde kalmayı, o çaresizliği bana hissettiren kitaplardan bir tanesiydi. Franz Kafka'nın Dönüşüm kitabını nedense çoğu insan pek sevemiyor. Fakat benim en sevdiğim klasiklerde ilk üçe kesinlikle girer. Franz Kafka'nın Yeni Aforizmalar kitabı. Bu kitap her ne kadar ince görünse de gerçekten üzerinize düşünmeniz gereken alıntılar, aforizmalar barındırıyor içerisinde. Dolayısıyla okuması hem çok keyifli hem de düşündürücü. Halil Cibran'ın farklı konular üzerine görüşlerini okuduğumuz Ermiş kitabı. Yine muhteşem, geçip de size çok önerdiğim ve çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Devamında buraya saklanmış küçücük bir Halil Cibran Kum ve Köpük var. Kum ve Köpük de yine Halil Cibran'ın sözlerinden oluşan bir kitap. Devamında Aşkı Memnu var. Aşkı Memnu'nun anlatımı bana o kadar büyük bir okuma zevki vermişti ki size anlatamam. Hatta aynı zevki umuyorum ki diğer kitabında da alırım diye. Halit Ziya Uşaklı Gelin Mayı ve Siyah adındaki bu kitabını almıştım. Fakat bunun hakkında çok iyi şeyler duymadım. Okumanın çok yavaş olduğunu söylediler bana. O yüzden biraz korkuyorum açıkçası başlamaya. Devamında Cimri, Antigone, Venedik Taciri, Kuru Gürültü gibi kitaplar var. Dorian Gray'in Portresi de yine çok sevdiğim klasiklerden biridir. Montaigne'in Denemeleri ise benim tam bir başucu kitabı olarak adlandırdığım bir kitap diyebilirim. Montaigne'in denemelerinden toplanmış